İngiltere 19. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük emperyal gücüydü. Sömürgeci ülkeler piramidinin zirvesine yerleşmişti. Sınırları o kadar genişti ki doğuda Hindistan'dan batıda Amerika'ya kadar sahip olduğu sömürge devletlerinin birinde güneş batmadan diğerinde doğuyordu. İşte tam olarak bu nedenle de İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyordu. Sömürgecilik denince aklınıza ilk hangi ülke geliyor? İspanya, Fransa, Portekiz. Batılı devletlerin sömürgeleri bitmez biliyorsunuz. Ama biz bugün Britanya İmparatorluğu'ndan bahsedeceğiz. Bildiğiniz İngiltere yani. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Peki neden İngiltere'ye böyle denildiğini biliyor musunuz? Hemen anlatalım. İngiliz tarihinde 1. Elizabeth döneminde yani 1558-1603 yılları arasında denize hakim olanın ticareti hükmedeceği, ticareti hakim olanın ise dünya zenginliklerini hükmedeceği şeklinde bir düşünce vardı. O dönemde denizlerde İspanya hegemonyasından kurtulan İngiltere ilk defa denizcilik politikası geliştirip deniz aşırı sömürgeye ve köle ticaretine başladı. Daha sonra giderek güçlendi ve Kuzey Amerika'da koloniler kurdu. 18. yüzyılda Britanya adasında birliği sağladıktan sonra sanayi devrimiyle gücüne güç kattı ve dünyanın dört bir yanında sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırdı. Amerika ve Batı Hint adalarındaki sömürgelerle büyük bir imparatorluğa dönüştü. İngiltere 19. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük emperyal gücüydü. Sömürgeci ülkeler piramidinin zirvesine yerleşmişti. 1914'te başlayıp 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nın sonunda ise Britanya İmparatorluğu 35 milyon kilometre kare ile en geniş sınırlarına ulaştı. Dünyanın dörtte biri yani 458 milyon insan İngiltere'nin egemenliği altındaydı. Sınırları o kadar genişti ki doğuda Hindistan'dan batıda Amerika'ya kadar sahip olduğu sömürge devletlerinin birinde güneş batmadan diğerinde doğuyordu. İşte tam olarak bu nedenle de İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyordu. İngiltere'nin sömürgecilik dönemi yaklaşık 500 yıl sürdü. Bu dönem içerisinde ise İngiltere'nin tarihi köle ticareti, kölelerin sömürgelerde kullanılması, katliamlar, kıtlıklar ve toplama kamplarındaki zulümlerle dolu. İngiltere, köle ticareti 1800'lerde yasaklandığı bu alanda en baskın güçtü. 16. yüzyıldan 1807'ye kadar olan dönemde yaklaşık 12,5 milyon insanın Afrika'dan Amerika ve Karayiplere köle olarak taşındığı tahmin ediliyor. İngiltere'nin kölecilik tarihinde 17. ve 18. yüzyıllarda köle ticareti ya da köleler tarafından üretilen ürünlerin satışıyla hem İngiltere hem de binlerce İngiliz ailesi zenginleşti. İngiliz olarak görülmeyip mal olarak alınıp satılan köleler sahipleri tarafından sık sık cezalandırılıyor, hatta öldürülüyordu. Kölecilikle ilgili yasalar daha çok köle sahiplerinin haklarını içeriyordu. Tabi İngiltere'yi köle ticaretinin yanı sıra sömürgelerde işledikleri katliamlarla da biliyoruz. Öyle ki İngiliz İmparatorluğu'nun dünyayı kendi oyun parkına çevirdiği dönemde Asya, Orta Doğu ve Afrika'da kan ve gözyaşı oluk oluk akıyordu. İngilizler ilk olarak Güney Afrika'da Hollanda asıllı yerli halk olan Boerlerin yaşadığı toprakları işgal etti. Boerler bölgeyi İngilizlere kaptırmamak için tüm güçleriyle gayret etti. Ancak İngilizler ülkenin altın kaynaklarını Boerlere bırakmadı. Bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu bölgede 1899-1902 yılları arasında 2. Boer Savaşı yaşandı. İngilizler 30 bin sivilin evini ve çiftliğini yaktı. Binlerce Boer ve Afrikalı kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin toplama kamplarında esir alındı. Kamplardaki insanlara yiyecek dahi verilmedi. Yaklaşık 28 bin sivil işkence görerek hayatını kaybetti. İngiltere'nin sömürge yılları boyunca sahip olduğu en önemli kolonilerden bir diğeri de Hindistan'dı. İngilizler Hindistan'ı sömürmeye 1600 yılında kurdukları East Indian Company adlı ticari bir şirketle başladı. Bu ticari adım İngiliz kraliçesi 1. Elizabeth'in emriyle gerçekleşti. 1600 yılında resmi olarak kurulan İngiliz Doğu Hindistan şirketi sadece dış ticarette faaliyet gösteren anonim şirketlerin en büyüğü olması açısından değil, aynı zamanda İngiliz sömürge ve imparatorluk sisteminin kurulması noktasında da etkili oldu. 1603 yılına kadar şirket doğrudan ticaret ağı oluşturmak amacıyla Kuzeybatı Hindistan için Surat, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu için Bantam olmak üzere doğrudan iki ticaret istasyonu oluşturuyordu ve uygun ticaret koşulları oluşturulması için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Limandan limana ticaret doğrudan ticaret ihtiyacının yanı sıra ticari organizasyonlar için de gerekli görüldü.
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin kurulması İngiliz sömürgeciliğinin ciddi anlamda ilk adımı oldu. Doğu Hindistan adalarında Hollanda ile rekabet edemeyen şirket, Hindistan alt kıtasına yönelerek önce ticaret üsleri kurmaya başlamış, daha sonra da Masulipatam, Madras ve Bombay'ı ele geçirmişti. Ancak başta Fransa olmak üzere başka Avrupa devletlerinin de bölgeye yerleşme çabaları üzerine İngiltere, fetih hareketlerine yeniden başladı ve bölgede hakimiyetini kurma çabasına girdi. Şirket Hindistan'da araziler alarak genişledi ve ticari alanda faaliyetlerini artırdı. Bu faaliyetleri korumak adına koca bir donanma tesis etti. Böylece zamanla ülkede politik güç elde etti. İngiliz sömürgesi 1803 yılına gelindiğinde Pencap bölgesi dışında bütün Hindistan'ı etkisi altına almıştı. Sömürgeyi böl ve yönet politikasıyla uygulayan İngilizler, çeşitli bölgesel prenslikleri kendi uzantıları halinde tutmayı ve istedikleri gibi yönetmeyi uzun süre başardılar. Sömürge Hindistan'ında İngilizlerin ilgilendiği alanlar demir, maden gibi para getiren mecralardı. Bunlar dışında angarya işleri Hint halkına bırakıyorlar, zenginleşmek için ise ellerinden geleni yapıyorlardı. Artık İngiliz sömürgesi Hindistan'ın tamamına yayılmıştı. İngiltere Hindistan'da sömürgelerini artırdı. Bu süreçte ise 10 milyondan fazla insan açlıktan öldü. Öte yandan Hindular ve Müslümanlar birbirlerine karşı kışkırtıldı. Camilere el konuldu, Müslüman çocuklar medreselerden alınıp Hristiyanlaştırıldı. Daha fazla bu zulme katlanamayan halk 1857 yılında ayaklandı. Ayaklanmayı çok kanlı bir şekilde bastıran İngiliz hükümeti ülkede eskisinden daha da sert politikalar uyguladı. 1919 yılında Amritsar kentinde İngiliz sömürge yönetimine karşı barışçıl gösterilerde katliamla bastırıldı. Sadece 10 dakika içerisinde yaklaşık 1000 protestocu öldürüldü. Katliam emrini veren komutan ise İngiliz yönetimi tarafından parayla ödüllendirildi. Bağımsızlık için başlatılan protestolar 1947'de sonuç verdi. Ancak İngiltere bunun karşılığında Hindistan'a çok ağır bir bedel ödetti. Hindistan'ı bölmek için sınır çizildi. İngiliz bir avukatın öğle yemeği sırasında öylesine karaladığı Hindistan ve Pakistan arasındaki sınır 10 milyondan fazla insanı evinden, yurdundan etti. 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Geride etnik çatışmalar ve mezhep kavgalarıyla birbirine düşman olan insanların yaşadığı bir toprak parçası kaldı. Nitekim bugün Hindistan'da Müslümanlara yapılan zulümleri biliyoruz. İşte bugün hala çözülemeyen Keşmir sorununda tek sorumlusu İngiltere. İngiltere'nin sömürü devletleri biter mi? Dünya üzerinde sadece 22 ülkeyi sömürge haline getirememişler. Artık siz düşünün. Neredeyse tüm Afrika kıtasını işgal etmişler. İşte işgal ettikleri yerlerden biri de Kenya. İngiltere 1800'lü yıllarda Kenya'yı da ele geçirerek sömürgeleri arasına kattı. İngiliz askerleri Kenya'da bulunan altın ve elmas gibi yeraltı kaynaklarını elde etmek için tüm kirli oyunları oynadı. Bu uğurda yerli halka büyük zulümler yapıldı. Kenyalılar silah zoruyla kendi topraklarından çıkarıldı. Ülkenin en verimli toprakları İngiliz yerleşimcilere verildi. Kenya halkına yıllarca köle muamelesi yapıldı. Yerli halk işkence görerek zorla tarım arazilerinde çalıştırıldı. İngiliz sömürgesi altında ezilen Kenyalılar tabii bu kadar baskıya dayanamadı. 1950 yılında özgürlük savaşçıları olarak bilinen binlerce Mau Mau direnişçisi ayaklandı. 1952 yılına gelindiğinde ayaklanmalar daha da şiddetlendi. İngiliz yönetimi acil durum ilan ederek ülkeye çok sayıda asker sevk etti. Bağımsızlık amacıyla başlatılan Mau Mau isyanı 7 yıl sürdü. Bu süreçte yüz binlerce Kenyalı acımasızca öldürüldü. Erkekler hadım edildi, kadın direnişçiler tecavüze uğradı ve binlerce yerli toplama kamplarına hapsedildi. Bu kamplardaki işkencelere dayanamayanlar ancak ölerek kurtuluşa erebildi. İngilizlere karşı çıkarılan isyan başarısız olduysa da Kenya'nın bağımsızlık süreci hızlandı. 1963 yılında Kenya artık bağımsız bir ülkeydi. Tabii İngiltere gasp ettiği toprakları öyle kolay bırakır mı? Kenya halkından zorla alınan topraklar Kenyalılara para karşılığında geri satıldı. İngiltere Kenya'da dahil olmak üzere sömürdüğü her ülkenin sadece yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalamakla kalmadı. Bu ülkelerin kültürünü de yozlaştırdı. Özellikle medreselerin kapatılarak Hristiyan okullarının açılması, Müslüman kimliklerinin yok edilmesi ve her türlü ayrımcılığa maruz kalmasıyla İslam dinini hedef aldıklarının açık bir göstergesi. Bugün belki de dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan İngiltere'nin bu gücü ne kadar kanlı bir şekilde elde ettiğini görüyoruz. İşte üzerinde güneş batmayan ülke dedikleri İngiltere. Üstelik şimdi en demokratik, en modern, çağdaş, kültürlü, medeni ülkelerden biri olarak biliniyor, değil mi? Ne medeniyet ama?